Alıştık böyle çay şimdi. Bütün ilçelere gittim. Merkezde gezdim. Her tarafta kendimi anlattım, projelerimi anlattım. Malatya ile ilgili aksaklıkları anlattım. 3 ay önceki süreçte, bizim aday olduğumuz süreçte şöyle dendi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir aday gösterir. Alacağı oy bellidir. Kazanma şansı yok. Gibi yorumlar yaptık. Ama şu anda geldiğimiz noktada AK Parti'nin kendi yaptığı anketlerde ve halkın arasına çıktığınızda artık şu söyleniyor. Deniyor ki galiba bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeşil Yurdu, hem Battal Gazi'yi, hem de Büyükşehir'i alacak diyorlar. Bunun nedeni bizlerin özgeçmişlerine bakıyorlar. Bizlerin kim olduklarına bakıyorlar. İnsanlar artık eskisi gibi körü körüne sadece başbakanın hatırı için gidip oy vermiyorlar, vermeyecekler. Çünkü bakın şu anda bugün Faruk Ayhan Bulvarı'nda kaldırımın olmadığından başbakan haberi var mı? Yok. Bugün Kale ilçesinde hala kanalizasyon yerine Fosep değil kullanıldığından başbakan haberi var mı? Bugün Kuluncak ilçesinde kanalizasyonun derelere aktığından başbakan haberi var mı? O yüzden ben şu anda çok üzülüyorum. Hala Sayın Ahmet Çakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak billboardlarda başbakanı kullanıyor. Başbakanın ben Malatya'nın razıyım kelimesini kullandırıyor. Ve başbakanın Malatya'nın bütün bir konuşmasında Malatya'nın bütün ilçelerini sayan ses kaydını Malatyalılara dinletiyor. Ben anlayamadım. Yani belediye başkanında başbakan mı aday, Ahmet Çakır mı aday? Ahmet Çakır'ın burada rolü ne? Başbakanın bir şubesi mi? Ya ben bunu anlayamıyorum. Büyükşehir adayı olacaksınız. Bütün Malatya'yı ben yönetmeye adayım diyeceksiniz. Ben bunun için varım diyeceksiniz. Ama bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben dün de söyledim. Ben şundan şüphelenmeye başladım. Herhalde başbakan Malatya'nın büyükşehir olduğunu unuttu. Çünkü atadı adaylara baktığımızda hiçbirinin belediyeyle alakası olmayan, belediyecilikle hiçbir ilgisi ve alakası olmayan arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Sayın Ahmet Çakır'ın ne mesleği bunu yönetmeye yeter, ne de bilgisi birikimi. Ben size soruyorum. Sizin bir kulağınız ağrıdığında mühendise mi gidiyorsunuz kulağınızı göstermek için? Nereye gidiyorsunuz? Doktora gidiyorsunuz değil mi? Hem de düz doktora da gitmiyorsunuz. Kulak burun boğaz uzmanına gidiyorsunuz. Peki belediye yönetiminde mühendis dururken, mimar dururken hiç kimse eğitiminden dolayı asla eleştirmiyorum. Ama bu da bir liyakat isteyen bir şey. Niye gidip bir esnafa oy veresiniz? Değil mi? Bu da geleceğinizle ilgili bir karar değil mi? Halk size ilgi göstermezse, girdiğiniz zaman bir dükkana, esnaf elinin ucuyla böyle uzatır. Ya merhaba der, hayırlı olsun der. Klasik yani. Bunu yapar. Bize ne yapıyorlar esnaflar? Lütfen oturun bir çayımız için. Lütfen biraz konuşalım. Böyle yakın bilgi gördük. Bu bile benim tahminlerimin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sadece bizim tahminimiz değil. AK Parti'nin kendi yaptığı Aralık sonu anketinde CHP'nin oyu 28, AKP'nin oyu 45'ti. Ki başbakanın da tapelerden duyuyorsunuz, anketlerle nasıl oynadığını da biliyorsunuz. Bakın 45 gündür Malatya ile ilgili anket açıklayamıyor. Niye? Çünkü umdukları sonuç yok, bu kadar da yalan söyleyemeyiz diyor. Özal zamanında Sayın Semercioğlu diye bir belediye başkanımız var. Yıl 1985. Özal Semercioğlu'nu kovdu yanında. Niye? Gitmiş demiş ki kamyonla otobüs alacağım demiş. 2014 Malatya'sına geldik. Aradan 30 sene geçmiş. Şu andaki mevcut belediye başkanı da Malatya diyor ki 61 tane otobüs alıyor. Bakın bakın. Adamın ufkuna bak. Geleceği görüşüne bak. Sonra 800 trilyon borcu olan bir belediye gelir normal maliyetinin 3 katı 4 katı olan hazır çimleri döşer. Bunlar nereden döşüyor? Babasının parasıyla mı döşüyor? Helva fabrikasından mı getirip döşüyor çimler? Senin paranla benim paramla döşüyor. Bakın bu paralar emanet paralar. Öyle keyfine göre harcayamazsın. O çimi sen şimdi ekersin. 3 ay sonra olsun. Malatyalı küsecek mi Ahmet Çakır'a? Niye bu bordürlerdeki toprak hala da çim olmuyor diyor. Ayıptır ya. 800 trilyon borcun var senin ya. O çimin normal metrekaresi 1 liraya mal olurken sen 5 liradan fazla çim satın alıyorsun. Her tarafta Malatya'da bir israf var. Her tarafta var. Sen devlet üstelik kendi hükümetin koymuş bu kanun. Demiş ki kardeşim işte atıyorum 2015 Ocağı'na kadar engelliye uygun otobüs koyacağım. Engelliye uygun kaldırımlara bordür koyacağım. Engelliye uygun araçların o arabaların
kaldırıma inip çıkacağı alanları yapacaksın demiş. E şimdi biz 2014'te ihale yapmışız, kaldırım yapıyoruz. Engelliyle alakası yok. Kanunu uygulamıyor. Bakın bu yol üzerinde, ben gazetecilere söyledim, geldi çektiler. Engelli bordürlerini dekorasyon olarak kullanmışlar. Adam şimdi bakın, görme engelli bir kardeşim o sarı bordürlerde şeyle yürüyor, sopasıyla, tamam mı? Şimdi buradan Malatya'ya giderken bir bakın Allah aşkına. Şimdi o bordür böyle sarı bordür geliyor, direğin etrafını böyle dönüyor, geri gidiyor. Yani görme engelli oradan yürürse o direğin etrafını tavaf edecek, devam edecek bir taneyi daha yapıyor. Böyle bir bilgisizlik, yani bu artık bilgisizlik değil, aymazlık yani. Ben bunu sadece aymazlık diye tarif ediyorum. Bakın ben dedim ki Fahri Kayan'da kaldırım yok dedim. Adam diyor ki ben 7 yıldır orada oturuyorum, olmadığını fark etmedim. Düşünün bakın, karşıya marketler açılıyor. Sen çocuğuna diyorsun ki 10 yaşında çocuğuna diyorsun git diyorsun bir ekmek al. Şimdi bu çocuk hangi kaldırımda yürüyecek? Kaldırımda yürüdü. Karşıya nasıl geçecek? Ne bir tanaya geçti o. Tamamen plansız üzerine kurulmuş. Tamamen kamu kaynakları yaptım demek için harcanmış paralar. Şimdi ben buradan tekrar soruyorum. 61 tane otobüs aldım demek bir iş mi? Devleti zorunlu kıldı, Çevre Bakanlığı zorunlu kıldı. Katı atık toplama tesislerini yaptım demek bir meziyet. Bunları cevaplasın Sayın Çakır. Nikah sarayı yapıyorum demek bir meziyet. Sen nikah sarayını yaparsın, toplumun hiçbir sorunu kalmamıştır. Parayı oraya harcarsın.